Songuç Akademi'den herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Nasılsınız? Birinci dönemin birinci yazıları başladı. Bizler çok heyecanlıyız. Her zaman olduğu gibi bu sene de sizleri yalnız bırakmadık ve öğretmenlerimizden aldığımız çok önemli notlarla bir prova hazırladık. Birlikte bugün yazılıya hazırlık yapacağız. Öğretmenlerimiz bakalım din kültüründen hangi konulardan soru gönderebilir, nasıl sorular gelebilir, onları konuşacağız. Hazırsanız vakit kaybetmeden bismillah diyelim ve başlayalım. Evet arkadaşlar, bu senenin başında sizlerle birlikte din kültürü ve ahlak bilgisinde bilgi ve inanç konusunu işledik. Bilgi ve inanç ünitesinde 3 konumuz vardı. İslam'da bilginin kaynakları, İslam inancında imanın mahiyeti ve sure veya ayet tanıyorum konumuzda İsra suresi 36. ayette Mülk suresi 23. ayeti konuştuk. Şimdi İslam'da bilginin kaynakları konusunda bilmemiz gereken en önemli şey bilgi nedir? Bilgi türleri nelerdir? Ve İslam dinine göre bilgi nedir? Bilginin türleri nelerdir? Şimdi öncelikle bilim dünyasının açıkladığı bilim nedir? Deney, gözlem sonucu veya analiz sonucu ortaya konulan her türlü sonuca bilgi deniyor. Yani akıl yürütmeyle elde edilen her türlü sonuca bilgi diyoruz. Bilgi türleri vardı. Gündelik bilgi, teknik bilgi, sanat bilgisi ya da işte sezgisel bilgi gibi, dini bilgi gibi bilgi türleri vardı. Bunları zaten tekrar edersiniz. İslam dinine göre ise bilim, özür dilerim, ilim dediğimizde, bilgi dediğimizde ilim kavramı karşımıza çıkıyor. İlim, bir şeyi olması gerektiği gibi bilmek, marifet ise daha detaylı bir şekilde, daha böyle muhteşem bir şekilde bilmeye deniliyor. Yani onun hakkında daha detaylı bilgiye marifet deniliyor. Daha çok ilim kavramıyla marifet kavramı kullanılır. Bilgi İslam'a göre ikiye ayrılıyordu. Bir kadim bilgi, bir de hadis bilgiydi. Kadim bilgi Allah'ın bilgisiydi arkadaşlar. Allah'ın bilgisi sınırsızdır. Onda eksiklik yoktur. Geçmiş veya gelecekteki her şeyi bilir gibi böyle özellikleri vardı. Hadis bilgi ise, bakın, hadis değil, hadis bilgi. Hadis bilgi ise sonradan yaratılmışların bilgisidir. Yani insanların bilgisine deniliyor. Sonradan yaratılmışların bilgisi tabii ki sınırlı olur, tahmine dayalı olur. Biz sadece geleceğe dayalı tahmin yapabiliriz. Ama kesin bir şey söyleyemeyiz. Ardından El-Alim ismini gördük. El-Alim her şeyi bilen anlamına gelen, bilgisi sınırsız olan, duyular alemine ait veya gerekse duyular ötesi aleme ait her şeyi bilen anlamına gelen Allah'ın isimlerinden biridir El-Alim. Ardından İslam'da bilginin doğru kaynaklarını, daha doğrusu İslam'da bilginin kaynaklarını konuşurken 3 tane kaynağımızı gördük. Selim akıl, sadık haber ve salim duyulardı. Selim akıl ne demekti? Kendisinde eksik veya kusur bulunmayan, doğruyu yanlıştan ayırt edebilen akıldı. Böyle bir akılla elde edilen bilgiler doğruydu, yani gerçek bilgi olarak kabul ediliyordu. Bir diğer özellikse sadık haber, ikinci kaynağımız. Sadık doğru demek, haber de arkadaşlar doğru veya yanlış olması muhtemel bilgiye deniliyor. Ama burada sadık haber şeklinde söylediği için doğru haber demek. Sadık haber de ikiye ayrılıyordu arkadaşlar. Mütevatir haber ve Allah'tan gelen bilgiler, yani vahiy olmak üzere. Mütevatir haber dediğimizde yalan üzere birleşmesi imkansız topluluğun naklettiği haberdi. Mesela Kur'an ayetleri ya da sünnetler bize mütevatir haber yoluyla gelmişti. Allah'ın bilgilerinde, yani vahide ise ilahi mesajlar vardı. İlahi mesajlar neydi? Allah tarafından gönderilen emir ve yasakları içeren bilgilerdi. Bunlar da yine sadık haber kapsamına giriyordu. Salim duyular ise kendisinde eksik veya kusur bulunmayan duyular demek. Görmesi, işitmesi gibi, bu duyularda, konuşması gibi duyularda bir eksiklik veya kusur ya da ortamdan etkilenme gibi durumların olmaması gerekiyor. Yani gözleri görmeyen birinin ben gördüm demesi ne kadar mümkün değilse ya da kulakları işitmeyen birinin ben duydum demesi ne kadar doğru olmazsa, aynı şekilde arkadaşlar duyularında eksik veya kusur bulunan insanların ya da kişilerin aktardığı bilgiye daha temkinli yaklaşmak gerekiyor. Bilginin kullanımını konuşmuştuk.
Bilgiyi kullanmak oldukça önemliydi ama bu kullanımı yaparken başkalarının haklarına, hayatına müdahale etmeden, mahremiyete zarar vermeden olması gerekiyordu. Bilgiyi sevmek de Peygamber Efendimiz ilme çok önem vermişti, okuma yazmaya çok önem vermişti ve kendisi hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu gibi ya da ilmi öğrenmek kadın erkek her Müslümana farzdır gibi sözleriyle bizi bilgiye teşvik etmiştir, öğrenmeye teşvik etmiştir. Doğru bilginin aşamaları vardı. Arkadaşlar doğru bilginin 3 aşaması vardı. Aynel yakin, ilmel yakın, aynel yakın ve hakkal yakın şeklinde. İlmel yakın habere dayalı bilgiye deniliyor. Yani bilgiye dayalı. Duymaya falan değil. Sadece sana öyle aktarıldı. Aynel yakın ise duyularla elde edilen bilgidir. Duyular yoluyla elde edilen. Hakkal yakın ise bizzat tecrübe edilerek elde edilen bilgiye deniliyor. En kuvvetli açısından hangisidir? Tabii ki hakkal yakın. Bizzat kendinizin tecrübe ettiği bilgi daha kuvvetlidir. Ve bilgi ahlakı var sonunda. Yani bilgiyi öğrenmek ne kadar önemliyse, bilgi kullanmak ne kadar önemliyse, bilgi ahlakı da özel hayata müdahale etmeden bilgi edinmek de o kadar önemli arkadaşlar. Ardından İslam inancında imanın mahiyeti konusuna geldik. İslam alimleri bilgiyi çok önem verdikleri için imanı da bir bilgi kodusu olarak ele almışlar. Ve burada İslam inancında imanın mahiyeti konusuna girdiğimizde öncelikle inanç ne demek? İslam ne demek? İman ne demek? Bunları konuşacağız tek tek. İnanç bir şeye bağlanma veya bağlanmama şeklinde ortaya çıkar. Daha çok akide veya akaid kavramları. Akide tekti, akaid çoğuluydu. Yani mesela İslam inancında inanılması gereken esaslar, şartlara akide ya da akaid deniliyor. İman ise kişinin gönülden tasdik etmesi, onaylaması demektir arkadaşlar. Yani kişinin Allah'ın varlığını, birliğini, sıfatlarını ve bundan başka inanılması gereken şeyleri kalbiyle onaylaması, iman etmesi demektir. Akideyi açıklamıştık. İman esasları nelerdi? İman esasları dediğimizde inanılması gereken şartlar. Allah'ın varlığı ve benliği, melekler, kitaplar, peygamberler, ahiret günü yani öldükten sonra yeniden dirilmek, kader ve kaza, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak. Bu 6 tane esası kabul ettiği zaman kişi iman etmiş oluyor. İslam ne demek arkadaşlar? Teslim olma, selamette olma, boyun eğmek, itaat etmek gibi anlamlara geliyor. Özel anlamda baktığımızda Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme 610 yılında vahyedilen dinin adıdır. Genel adıyla baktığımızda Allah'ın Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar gönderdiği bütün peygamberlerin dininin özüdür. Yani gönderilen bütün peygamberler İslam peygamberidir. Çünkü her biri insanları tevhide yani Allah'ın birliğine ve tekliğine inanmaya davet etmiştir. Ardından imanı bir bilgi konusu olarak ele aldığımızda iman tasdik, iman ikrar, iman amel ve iman bilgi ilişkisi ortaya çıkıyordu. İman tasdik ilişkisinde imanın tasdik edilip yani onaylanıp kalple tasdik edilmesi anlatılıyor. Yani kişi imanı kalbiyle onayladıktan sonra mümin sayılır. Allah'ın varlığını, birliğini, sıfatlarını ve bundan başka inanılması gereken esasları kalbiyle onayladığında, tam bir şekilde samimiyetle, içten inandığında mümin sayılır. Kalpte imanın olması yeterlidir. Yani kişi kalbiyle imanı tasdik ettikten sonra Allah katında mümin sayılır. İman ikrar ilişkisi. İkrar dil ile söylemek demek arkadaşlar. İmanın dil ile söylenmesi, kalpte tasdik edilen imanın dil ile söylenmesi ikinci bir şarttı. Dünyevi şartıdır demiştik. Neden dünyevi şartıdır? Çünkü zaten kalbiyle iman eden bir insan Allah katında müminse dünyada Müslüman muamelesi ya da mümin muamelesi görebilmesi için diliyle iman ettiğini söylemesi gereklidir. Öldüğünde cenaze namazını kılınması ya da kestiği hayvanın etinden yenilebilmesi için onun Müslüman olduğunun bilinmesi gerekiyor diğer Müslümanlarca. Haliyle diliyle söylemezse Müslüman olduğunu nereden bilebilir o coğrafyadaki insanlar, değil mi? O yüzden iman ikrar, yani kişi iman ettikten sonra diliyle ben inanıyorum demesi beklenir ama demezse, diyelim ki konuşamıyordur. Yani dilsizdir. Diliyle bunu söyleyemiyordur. Bu kişi iman etmemiş sayılır mı? Hayır. Yani diliyle söyleyememesi herhangi bir sebepten dolayı, yani sadece dilsiz olması değil, diyelim ki iman ettiğini söylerse yaşadığı coğrafyada belki canı, malı tehlikede olabilir, ailesi tehlikeye düşebilir. Böyle bir durumda diliyle imanı söylemek zorunda değil. En önemli neydi? Tasdik, yani kalbiyle onaylaması. Evet, gelelim iman amel ilişkisine. Arkadaşlar, İslam alimleri
imanla ameli bir parça olarak ele almıştır. Bir kısmı da ameli imanın içerisinde almıştır. Yani kimisi der ki amel yoksa, yani davranış yoksa iman kalmaz. Kim de der ki amel imanı besler, kuvvetlendirir. Şimdi arkadaşlar, burada bizim bilmemiz gereken şey amel imanın olmazsa olmazı değildir. Onun bir parçasıdır. İkisi birbirini tamamlıyor diyebiliriz. İman eden kişinin bunu davranışlarında göstermesi beklenir ama diyelim ki yapmıyor. Yani iman etmiş, kalbiyle tasdik etmiş ama bilerek veya bilmeden hata işliyor, günah işliyor ya da sorumluluklarını yerine getirmiyor. Böyle bir kişi günahkar olur. Arkadaşlar, yani dinden çıkmaz. Buna dikkat ediyoruz. Amel iradeye dayalı her türlü davranıştı. İman eden insanlar da amel etmiyorsa, yani ibadet etmiyorsa, o zaman imansız diyemeyiz. Salih amel kavramını öğrenmişizdir arkadaşlar. Burada salih amel ne demek? Allah rızası için yapılan her türlü iyi ve güzel işlere salih amel deniliyor. İman bilgi ilişkisinde de imanın niteliği açısından bilgi çok önemliydi. Yani imanın kuvvetli veya işte bilgisiz olma açısından önemli demiştik. Her bilen iman etmiş sayılmaz. Yani iman etmek için sadece bilmek yeterli değil. Ama imanın kuvvetli olması için bilgi şarttı. İman bilgi ilişkisinde iman ikiye ayrılıyordu. Tahkiki iman ve taklidi iman diye. Tahkiki iman kişinin araştırarak, delillere dayanarak, okuyarak, bizzat kendisi öğrenerek ettiği imana deniliyor. Burada Allah'ı, Allah'ın sıfatlarını, inanç esaslarını, her şeyi öğrenmesi onun imanını kuvvetli yapar. Böyle bir kişiye de muhakkik denir arkadaşlar. Yani kişinin imanı taklide dayalı değil de gerçekten neyin için yaptığını bilen bir insanın imanı şüpheye yer vermez. Taassup ve gibi bağnazlık gibi davranışlara düşmez. Sağlamdır. Bu tarz artıları vardır. Taklidi iman ise kişinin çevresinden gördüğü kadarıyla iman etmesidir. Taklide dayanır. Şüphede, en ufak bir soruda yıkılabilir, yani sarsılabilir. Taassup ve bağnazlığa yatkınlık vardır. Bu yüzden Allah-u Teala bizim imanımızı taklitten tahkikiye çıkarmamızı ister. Taklidi iman edene de mukallit deniliyor. Evet. İnanç yönünden, yani iman bakımından insanlar dediğimizde karşımıza bazı kavramlar çıkıyor. Bunlar çok önemli. Şunları anlattık. İnanç bakımından insanlar dediğimizde mümin, münafık, müşrik ve kafir kavramları çıkıyor. Mümin, kalbiyle imanı tasdik edip onaylayan. Münafık ise diliyle iman ettiğini söyleyen ancak kalbiyle iman etmeyen. Bakın, ikrar var ama tasdik yok. Böyle bir durumda iki yüzlü oluyor. Yani münafık. Müşrik ise şirk kelimesinden gelir arkadaşlar. Müşrik. Şirk ne demek? Ortak koşmak. Yani Allah'tan başka varlıklar da olduğuna inanmak, Tanrı olduğuna inanmak ya da onları aracı koymak. Şirk koşana müşrik denilir. Kafir ise kalbiyle iman etmeyen, tasdik etmeyen, diliyle de iman etmediğini söyleyen, bunu saklamayan kişiye, yani Allah'ı inkar eden kişiye kafir deniliyor. Evet, İsra suresi 36. ayet ve Mülk suresi 23. ayeti işledik. Burada öncelikle meal ne demek, tefsir ne demek onları açıklayayım. Arkadaşlar, meal ayetin farklı dillere çevirilmesi. Yani orijinali Arapça ise onun farklı dillerde çevirisine meal deniliyor. Mesela işte ayeti veriyor ve bize onu Türkçe anlamını veriyorsa bu onun mealidir. Farklı dillere çevrilebilir. Tefsir ise daha detaylı açıklamasına deniliyor. Kur'an ayetlerinin daha detaylı açıklandırılmasına tefsir deniliyor. Burada İsra suresinde arkadaşlar Allah-u Teala hakkında kesin bilgi sahibi olmadığı şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi hesaba çekecek. Ondan sorumludur diyor. İşte arkadaşlar, bu ayetlerde, iki ayete de baktığımızda insanın sadece zanna göre hareket etmemesi gerektiği, kendisine bir haber getirildiğinde o haberin doğruluğunu araştırması gerektiği söyleniyor. Yani neden? Çünkü Allah'ın bize vermiş olduğu duyular, kulağımız, gözümüz, kalbimiz, bunlar doğru bilgi kaynağı olarak kullanılması gerekir. Bunları biz kullanmayıp gelen habere direkt olarak zanna göre hareket edersek o zaman hataya düşeriz. Ve ahirette bu organlarımızdan, duyularımızdan hesaba çekileceğiz. O zaman zarara uğrarız, değil mi?
Yine insanı yaratan ve sayısız nimet veren Yüce Allah'a karşı nankörlük yapılmaması bir diğer ayette vurgulanan şeydir. Burada da mesela aklın nimeti, akıl bir nimettir, Allah tarafından verilmiştir. Aklın şükrü nasıl yapılır? Düşünerek değil mi? Ya da öğrenerek. Burada Allah'ın verdiği nimetlere karşı nankörlük yapmamak, her nimetin şükrünü kendi cinsinden vermekle alakalı. Mesela sağlık bir nimettir. Sağlığın, nimetin karşılık olarak oruç tutmak arkadaşlar Allah'ın vermiş olduğu sağlığa karşı bir şükürdür değil mi? Bunun gibi işte mal mülk bir nimettir, zenginlik bir nimettir. Bunun şükrü ne olabilir? İnfak etmek, yani Allah yolunda harcama yapmak. Yani Allah bize hangi açıdan nimet veriyorsa onun şükrünü de kendi cinsinden yapmamız gerekiyor. Şimdi gelelim yazılı provamıza arkadaşlar. Hadi bakalım Bismillah diyelim, şöyle başlayalım. İslam'a göre bağlayıcılığı olmayan bilgi kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? A. Selim akıl, B. ilham, C. vahiy, D. Salim duyular, E. Peygamber sözleri. Bir kere Selim akıl, Salim duyular arkadaşlar. Bunlar neydi? Doğru bilgi kaynağıydı. Ancak doğru bilgi kaynağı olmayan ilham, rüya, düş, sezgi, keşif, bunlar doğru bilgi kaynağı değildir. Çünkü bunlar özneldir arkadaşlar. İlham doğru bilgi kaynağı değildir. Bağlayıcılığı olmayanı sorduğu için cevabımız ilham olacak. Vahiy tabii ki doğru bilgi kaynağıydı. Hatırlarsanız sadık haber konusunda işlediğimiz mütevatir haberlere de giren peygamber sözleri de yine bağlayıcılığı vardır. Ancak ilham özneldir. Verilen bilgilere göre aşağıdaki kavramları bulunuz diyor. Peygamberler aracılığıyla insanlara hayatın hangi ilkelere göre yönlendirilmesi ve nelere uyup nelerden sakınması gerektiğini bildiren ilahi bilgi neydi arkadaşlar? Vahiy olacak. Evet, ay vahiy olacak şöyle. İnsanın duyu organları ile elde ettiği veya Allah'ın vahiy yoluyla doğrudan doğruya gönderdiği ve kesinliği konusunda şüphe olmayan bilgi, ilim olacak arkadaşlar. Kişinin Allah'ın varlığını, birliğini, sıfatlarını, peygamberlerini, ahiret gününü ve bunlardan başka inanılması gereken şeyleri kalp ile tasdik edip dille söylemesi iman olacak. Düşünme, anlama ve kavrama gücü us nedir bu arkadaşlar? Akıl olacak. Derin düşünme yoluyla bir şeyin anlaşılması veya ilhama dayanan aracısız bilgi, irfan. Bir derin düşünme yoluyla elde edilen bilgi neydi arkadaşlar? Marifet kavramıyla ifade ediliyordu hatırlarsanız. Marifet diyoruz. Evet. Şimdi bir klasik sorumuz var arkadaşlar. Ben kesinlikle sınavda buradan çıkacağını düşünüyorum. Mütevatir haber sorusu kesinlikle gelecek arkadaşlar. Çok dikkatli oluyoruz. Buraya çok ama çok dikkat ediyoruz. Mütevatir haber neydi? Yalan üzere, yazalım hemen, yalan üzere birleşmesi imkansız topluluğun, yani o kadar büyük bir topluluk ki, hadi gelin biz yalan söyleyelim, yalan bir haber yayalım diyemeyecek kadar büyük bir topluluğun aktardığı haber. Mütevatir haberde ne vardı? Vahiy ve peygamber sözleri vardı. Arkadaşlar, mütevatir haberde şöyle bir şey de önemli. Aktaran kişilerin sayısında azalma olmaması gerekiyor. Bu çok önemli. Evet, boşluk doldurma öğretmenlerin çok sevdiği bir soru tipidir arkadaşlar. Buraya da çıkar diyorum. Yazılıda %100 sorulur. Neden? İçerisinde 11 tane boşluk doldurmamız var. Mutlaka 4 ya da 5 tanesi kesin gelecek diyorum. Şöyle hemen başlayalım birincisine. Sadece bir dine bağlılık olarak ortaya çıkan kabullere denir. Çoğulu akaittir. Neydi arkadaşlar? Tekili akide olacak değil mi? Evet, şuradan gördüm. Akideyi yazıyorum. Yazdıklarımı da işaretleyeyim. İnsanın doğru karar vermesini sağlayan, herhangi bir olumsuzluktan veya ortamın kötülüğünden etkilenmeyen, yaratılışındaki temizliğini ve safiyetini koruyan akıl neydi? Selim akıldı. Evet. Selim akıl da çizdik. Allah'ın melek aracılığıyla peygamberlere, onların da insanlara bildirdiği hayatın hangi ilkelere göre yaşanacağını ve nelere uyup nelerden sakınılacağını bildiren ilahi bilgiler ve bu bilgilerin gönderiliş tarzı vahiy olacak arkadaşlar. Vahiy diyoruz. Evet, vahiy.
vahiy ve peygamberlerden gelen haberlerin tamamını ifade eder. Arkadaşlar neydi bu vahiy ve peygamberlerden gelen tamamını ifade eden? Tabii ki sadık haber olacak. Evet. Hem peygamber sözleri hem de vahiy. Sadık haber. Kişinin ailesi veya çevresinden edindiği inancı delillerine bakmadan tasdik etmesi, taklide dayanması, yani taklidi iman olacak arkadaşlar. Bu çok önemli. Çevreden gördüğü kadarıyla. Kişinin inancını akli ve dini delillere dayandırarak kabul etmesine tahkiki deliliyor. Tahkiki iman. Evet. İslam dinine göre bilgi edinme yollarından biri de herhangi bir etkenle kendisine ait özelliğini kaybetmemiş bulunan işitme, görme, koku alma, tatma ve dokunma duyularıdır. Bunlar neydi arkadaşlar? Duyular değil mi? Peki bu duyuların sağlam olanına ne deniyordu? Salim duyular deniyordu. Şunları da işaretleyelim. Evet, salim duyular diyoruz. Çok iyi. Uyku sırasında zihinde belirlenen görüntülerin bütününü ne ifade eder? Düş ifade eder arkadaşlar. Bu da rüyadır. Ben rüyamda gördüm, şöyle şöyle olacak diyen birinin rüyası da kesin olarak inanılır mı? Hayır. Yani o rüyasını öyle gördü diye öyle çıkacak mı? Hayır. Çünkü o rüyasında onu gördü. Ben görmedim ama. Öznel olduğu için arkadaşlar ne yapmıyoruz? Doğru bilgi kaynağı olarak almıyoruz. İman ilkelerinin kalp ile onaylamaktır. Tasdik olacak. Evet, çiziyorum. Tasdik, onaylamak. Bu kelime çok önemli. Buna yıldız atıyorum. Dikkat ediyoruz arkadaşlar. Kalp ile onaylanan iman ilkelerini dil ile söylemektir. İkrar. İkrar etmek. Tekrardan aklınıza gelsin. Söylemek, ikrar. Evet. İslam dininde iman ilkelerini tasdik ettiğini belirtmek için söylenen iki cümlelik söz. Kelime-i şehadettir. Yani iman ettiğini gösteriyor değil mi? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulüh dediğinde imanı diliyle ifade etmiş oluyor. Tam sığmadı ama kelime-i şehadet diyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi geldik. Doğru mu yanlış mı? Ama ben bu sorulara geçmeden önce size yazılı notlarımdan bahsetmek istiyorum. Çok ama çok seviyorum bunu. Diğer derslerde de çok kullanılıyor. Arkadaşlar burada tüm derslerimizle alakalı birinci ve ikinci yazılarımıza ait notlarımız var. Şöyle zaten boyunun küçük olması sebebiyle hemen çantaya atmadık sınava girmeden önce. Hangi sınava girecekseniz sınav haftası zaten bu aslında bizim elimiz kolumuz olması gerekiyor. Burada hemen dersimizle ilgili notları çalışıyoruz. Tekrar edip hop sınava giriyoruz. Mutlaka yanınızda böyle bir yazılı notunuzun olmasını tavsiye ediyorum. Gelelim şimdi doğru mu yanlış mılar arkadaşlar. Tahkiki iman, imanın en alt derecesidir. Yanlış. En üst derecesi olacak arkadaşlar. Onu çizelim şöyle, doğrusu en üst. Çünkü tahkiki, yani taklitten tahkikiye çıkmış oluyor. Zanla hareket eden insan kesin bilgiye ulaşabilir. Hayır, zan zaten kesin olmayan yargı demek. Kesin olmayan bir bilgiyle nasıl kesin bilgiye ulaşılsın? Ulaşılmaz. Bu arada zan kaça ayrılıyordu? Hüsnü zan ve suizan diye ikiye ayrılıyordu. Hüsnü zan olumlu pozitif yargıda bulunmak. Suizan ise olumsuz kesin olmayan yargıda bulunmak demektir. Amel iman bütünlüğü İslam'ın önem verdiği bir husustur. Evet, yani iman eden birinin amel etmesi de bekleniyor. Amel varsa iman da olması bekleniyor. Bilgi ahlakı bilgiyi gizlemeye gerekli kılar. Hayır arkadaşlar, bilgi ahlakı bilgiyi gizli tutmayı değil, aksine bilgimizi etrafımızdakilerle paylaşmayı gerekli kılıyor. Rüya, keşif ve ilham herkesi bağlayıcı bir bilgi kaynağıdır. Yanlış, bunlar özneldir arkadaşlar. Şöyle çiziyorum, öznel diyorum. Evet, çoktan seçmeli sorumuz. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz deniliyor? Yüce Allah müminlerden, ey iman edenler, Allah'a ve Resulüne itaat edin ve Kur'an'ı dinlediğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi de olmayın. Şüphesiz yeryüzünde yürüyen canlıların Allah katında en kötüsü akıllarını kullanmayan, gerçeği görmeyen sağırlar ve dilsizlerdir. Buyurarak inkarcı bir tutumla gözlerini ve kulaklarını ilahi mesaja kapatan insanlar gibi olmamalarını ister. Ayrıca onlar yalan yere şehadet etmezler. Faydasız bir şeye rastladıkları zaman yüz çevirip vakarla geçerler. Onlar kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara kör ve sağır kesilmezler. Ayetlerinde buyurarak müminlere nasıl davranmaları gerektiği konusunda yol gösterir. Evet, bunlardan hangisine ulaşamıyoruz? Peygamberlere itaat edilmesi gerekir denilmiş. B'ye bakalım. Yalan yere şahitlik etmek eleştirilen bir tavırdır.
Yararı olmayan şeylerden uzak durmak gerekir. Evet, burada ne diyor? Faydasız bir şeye rastladıkları zaman yüz çevirip vakarla giderler. Vakarla gitmek ne demek? Yani ağır başlılıkla yola devam etmek anlamına geliyor. Allah katında insanların en kötüsü Allah aklını kullanmayanlardır. Evet, zaten burada da ne diyor? Allah katında en kötüsü akıllarını kullanmayan sağır ve dilsizlerdir. Bu da ulaşılabilir. Bilgiyi yararlı ve yararsız olarak ayırmamak gerekir. Arkadaşlar, burada yanlış aslında bilgiyi yararlı veya yararsız olarak ayırmamak gerekir kısmı yanlış olmuş. Doğrusu ayırmak olacak. Peki sizce hangisine ulaşılamaz? E'ye ulaşamayız tabii ki. Ama burada peygamberlere inanırlar. Burada ne de Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ulaşılır. Yalan yere şahitlik etmezler. Dürüst olurlar değil mi? Ulaşılır. Yararı olmayan şeylerden uzak dururlar. Vakarla devam ederler dedik. O yüzden E'ye ulaşamayız. Ey iman edenler, size bir fasık haber getirirse bilmeyerek bir topluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zanna uyuyorlar. Şüphesiz zan hakikat namına hiçbir şey ifade etmez. Bu ayetlerde insanla ilgili eleştirilen ortak husus aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor arkadaşlar. Bilim üretmekten aciz olmaları, hayır. Birbirlerine kötü örnek olmaları, hayır. Doğruluğu olmayan bilgileri yaymaları, evet. Burada ne dedi arkadaşlar? Size bir fasık, yani bir yalancı, bir günahkar bir haber getirirse bilmeden kalkıp o topluma tepki almayın ki sonradan pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın diyor. Burada da yine zandan bahsettiyse, zan hakikat namine bir şey ifade etmez. Zan gerçek değildir diyor. Topluluk içinde birbirleri yaptıkları kötülükler, evet, o da zaten topluluğa zarar vermesi bir de değil. Bilmedikleri konular hakkında az konuşma. Bunlar da eleştirilmiyor arkadaşlar. Ortak husus doğru olmayan bilgileri yaymak. İmanın esası kalp ile onaylamaktır. Kalbe inanması imanın gerçekleşmesi için en temel şarttır. Bir kimsenin mümin ve Müslüman olabilmesi için kelime-i şehadeti kalben tasdik etmesi gerekir. Yani Allah'tan başka ilah olmadığını ve Hazreti Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğunu kalbiyle onaylamalıdır. Bir kimse diliyle iman ettiğini söylemesine rağmen kalbiyle söylediğini onaylamazsa iman etmiş olmaz. Kalben onayladığı halde baskı altında olması veya dilsiz olması gibi bir sebeple inandığını söyleyememesi o kimseyi mümin olmaktan çıkarmaz. Kalpteki imanın dil ile söylenmesi o kimsenin başkaları tarafından mümin olarak bilinmesi için gereklidir. Şimdi arkadaşlar, bu parçadan hangisine ulaşılamaz diye soruyor bize. Ölümle tehdit edilen bir Müslümanın imanını inkar etmesi şarttır. Tabii ki böyle bir şeye ulaşamayız değil mi? Burada öyle bir şeyden bahsediyor mu? Yani ölümle tehdit ediliyorsa imanını inkar et diyor mu? Hayır. Kelime-i şehadet kabul etmek mümin ve Müslüman olmanın gereğidir. Evet. Kalben inanmak imanın gerçekleşmesinin en önemli şartıdır. Evet. Kişinin iman etmesi için bunu diliyle ifade olmazsa olmaz değildir. Kesinlikle zaten olmazsa olmaz dedi. İnsanın mümin olarak görülebilmesi için bunu dile getirmesi önemlidir. Evet, Müslüman muamelesi başkaları tarafından mümin olarak bilinmesi için gereklidir. Ama ölümle tehdit ediliyorsan hemen inkar et gibi bir şart sunmuyor. Dünyayı isteyen ilme sarılsın, ahireti isteyen ilme sarılsın. Hem dünyayı hem de ahireti isteyen yine ilme sarılsın. Hadis-i şerif. Hikmet müminin yitik malıdır. Yani kaybettiği bir malıdır. Onu nerede bulursa almalıdır. Bu hadislerde vurgulanan ortak husus aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, bilginin özür dilerim. Ahiretin ancak ilim ile kazanılacağı, bundan bahsetmiyor. B. Bilginin iman açısından önemi. Bundan da yine bahsetmiyor. İslam'a göre bilginin önemi. Evet, Peygamber Efendimiz ne kadar önemli olduğundan bahsediyor hadisleriyle. Dünya hayatında mutlu olmanın yolları. Hayır, müminlerin ilim için her türlü şeyi yapmaları bu da değil. Aslında burada İslam'a göre ne kadar bilginin önemli olduğu vurgulanıyor. Evet, İsra suresi 36. ayet ve Mülk suresi 23. ayetten çıkarılacak ilkeler nelerdir arkadaşlar? Burada ne diyoruz? Zanna göre hareket etmemeli. Haberin doğruluğu diyoruz. Mutlaka araştırmalı. Ve nimetlere kendi cinsinden şükretmeli. Evet.
Taklidi iman delillere dayanmadığı için zayıftır. Taklidi imana sahip olan kişi küçük bir engel veya irtirazla karşılaştığında şüpheye düşerek imanı sarsılabilir. Ayrıca taklidi iman yeterince bilgiye dayanmadığı için insanı taassuba ve bağnazlığa sürükler. Tahkiki imana ulaşan kimse ise evreni ve yaratılışı inceler, dinin hükümleri hakkında bilgi sahibi olur. Böylece Allah ve diğer varlıklarla ilişkisi sağlam temeller üzerinde şekillenir. Tahkiki imanda bilgiye dayalı zihinsel faaliyet, kalpten bağlılık ve tam bir teslimiyet söz konusudur. Burada hangisine ulaşılamaz diye sormuş arkadaşlar. Çok önemli bakın. Evet, hangisine ulaşılamaz? A. Tahkiki imana sahip kişide kalpten bir bağlılık bulunmaktadır. Evet. Taklidi imana sahip kişi yeterince bilgiye sahip olmadığından taassuba kapılabilir. Yanlış. Zaten taklidi imanın taassup veya bağnazlığa sürüklenmediğini, eğer ki taklidi iman varsa, yani evet burada taklidi iman varsa kişi taassuba kapılabilir. Yani aşırı tutuculuğa, aşırı bağnazlığa sürüklenebilir dedi burada da zaten, değil mi? Bağnazlığa sürükler dedi. Evet, ulaşılabilir. Tahkiki imana sahip kişi evren ve yaratılış hakkında düşünür, dini konuları bilir. Evet, doğru. İman etmeli. Tahkiki iman ve taklidi olmak üzere iki şekli vardır. Evet, doğru. Tahkiki iman sahibi insan bir itirazla karşılaştığında imanı sarsılabilir demiş. Yanlış. Arkadaşlar, tahkiki iman kişinin bilgisi, bilgiye dayalı olduğu için sarsılmaz, değil mi? Bilgi sahibi çünkü din, yani dini sağlam temeller üzerine kurulu olduğu için sarsılma yoktur. O yüzden E ulaşılamaz. Evet arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. Kalbiyle iman etmediği halde diliyle iman ettiğini söyleyen kişiye ne denir? Cevapları yorum kısmına yazmanızı istiyorum. Şimdiden herkese başarılar dilerim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.